Şerifen'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatım ile tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelimi 3 numaralı şiş ile anlatıyorum. Modelim 5 ilmek ile yapılıyor. Aralarda 3'er tane ters ilmek var. Toplamda 8 ilmek ve katlar olarak hesaplamalısınız. 8, 16, 3 ilmek daha, 19 ilmeğimi şişime attım. Ben iki model üzerine anlatımı yapmayı düşünüyorum. Şu anda ilk sıradayım. Örgümün arka tarafındayım. Başlangıçtaki ilk 3 ilmeğimi düz örüyorum. Model kısmını oluşturan 5 ilmeğimi arka tarafta ters olarak örüyorum. 5 ilmek ters, 3 ilmek düz olarak devam ediyoruz. Tekrar 5 ilmek ters, 3 ilmek düz şeklinde modelimizin arka yüzden kurulumunu tamamlıyoruz. Örgümün ön tarafındayım. 3 ilmeği ters olarak devam ediyorum. Burada 5 tane modelimi oluşturan ilmeğim var. Burada bu 5 ilmeğin ilk 2 tanesine yer değiştiriyoruz. İkinci ilmeği örgümüzün ön tarafından şişimizin başına geçiriyoruz ve yer değiştirdiğimiz 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. Bu 2 ilmeği ördükten sonra 3. ilmek modelimizin ortasındaki ilmek. Bunu içine değil, biraz sırasına batıyoruz. Selanik ilmeği örer gibi bu şekilde örüyoruz. Aynı şekilde buradaki ilmeği örgümüzün arka tarafına geçirmemiz lazım. Yer değiştirdiğimiz bu 2 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İlk başlangıçta ortada bir tane ilmek selanik olarak devam ederken kenar kısımlarda modele uyguladığımız bölümde iki kenara doğru ilmeklerimizi açarak devam ediyoruz. Ters ilmeklerimi örüyorum. Aynı şekilde burada da ortadaki ilmeğimiz selanik devam edecek. Onun yanındaki ilmekleri iki kenara doğru açmamız gerekiyor. Dışarıya doğru ilmeğimi alıyorum. Yer değiştirdiğim 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi içine değil, bir alt sırasına batarak düz örüyorum. Aynı şekilde buradaki ilmeğimi de örgümün sonuna alıyorum. Ve ikisini de düz olarak örüyorum. Burada iki kenara doğru modelimizi açmış olduk. Şu anda örgümün arka tarafındayım ve 3. sırasındayım. Burada aynı şekilde arka tarafta 3 ilmeğimizi düz örerken 5 ilmeğimizi ters şeklinde devam ediyoruz. Tekrar 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 5 ilmeğimi ters şeklinde devam ediyorum. Arka tarafta herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece ilmekleri oldukları gibi örmeye devam ediyoruz. Örgümün ön tarafındayım. 4. sıradayım. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5 ilmeğin olduğu bölüme geldim. Bir önceki sırada ortadaki ilmekleri iki kenara açmıştık. Bu defa dışarıdaki ilmekleri içeriye doğru kapatmamız gerekiyor. Bunun için dışarıdaki ilmeğimizi örgümüzün içerisine alıyoruz ve yer değiştirdiğimiz 2 ilmeği düz örüyoruz. Burası orta bölümü, ilmeğin içine değil bir alt sırasını batarak örüyoruz. Aynı şekilde örgümüzün diğer bölümünde dış taraftaki ilmeğimizi içeriye almamız gerekiyor. Yer değiştirdikten sonra bu 2 ilmeği de düz örüyoruz.
Öncesinde dışarıya doğru açtık, sonrasında içeriye doğru kapattık. Modelin işleyişi bu şekilde. Aradaki 3 ilmek ters olarak devam edecek. Burada aynı şekilde dışarıdaki ilmeği örgümüzün içerisine alıyoruz. Yer değiştirdiğimiz 2 ilmeği düz olarak devam ediyoruz. Ortadaki ilmeği bir alt sırasına batarak örüyoruz. Ve diğer bölümde sondaki ilmeği örgünün başına alıyoruz ve bu 2 ilmeği de düz olarak örüyoruz. Şimdi bundan sonrasında örgümüzün arka tarafına geçince ilk başlangıçtaki işlemlere tekrar geri dönüyoruz. İlmekleri aynen örüyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters şeklinde devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ve önce ters ilmeklerimi örüyorum. Düz ilmeklerime geldiğim zaman önce açmıştık, sonra kapatmıştık. Şimdi tekrar açmamız gerekiyor. İçerideki ilmeği örgümüzün dışına alıyoruz ve bu 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. Ortadaki ilmeği bir alt sırasına batarak düz örüyoruz. Burada aynı şekilde ilmeğimizi dışarıya doğru açmamız gerekiyor. Yer değiştirdiğimiz ilmeği daima örgünün ön tarafından atlatıyoruz. Sonrasında bu 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. Önce açtık, sonra kapattık, sonra tekrar açarak modelimize devam ediyoruz. Burada videolarımı engelli olan kızım uyuduğu zaman çekebiliyorum. Önceleri eşim kızımla ilgilenirken ben videolarımı diğer odada çekebiliyordum ama şu anda maalesef o uyanıkken çekemiyorum. Uyuduğu yerde de sanırım onun uyuduğu yerde sesleri geliyor. Bunu benim nefes sesim zannedenler var. Bu gelen ses arkada uyuyan engelli kızımın horultusu maalesef. Şöyle bir parça çalıştım. Bu çalıştığım parçada 3 numaralı şiş ile aynı şekilde örüldü. Burası örgümün arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.